yapmayı denedim. Ama çok tersti. Hiç müsaade etmedi. Dedim ben sana. Mevzu ben olunca hep öyle terstir o. Peki sen bir ara sana. Hayatta aramam. Öyle büyük konuşma. Baban o senin. Öyle baba mı olur ya? Ya lütfen kapatalım bu konuyu. Üşüyor musun sen? Yok. Buz gibi olmuş ellerin. Oktay. Elimi tutmak için başka bahane bulamadın mı? Bu her zaman işe yarar. Fidan! Anne! Sen ne yapıyorsun burada ha? Ne yapıyorsun? Anne ben şey... Bu herif kim? Oktay benim bir arkadaşım. Belli arkadaşın. Onun için mi öyle el ele tutuşuyordunuz ha? Yürü kız eve, bacaklarını kıracağım seni. Anne bir dakika ya. Ay bak bir de konuşuyor. Yürü dedim eve çabuk. Teyzeciğim. Bakın düşündüğünüz gibi değil. Sen sus terbiyesiz. Yürü kız eve. Yürü. Senin el alemin herifiyle ne işin var parklarda? Senin Allah cezanı vermesin. Ya anne bela okumasana akşam akşam. Sus ya. Cevap verme. Ben sana yapacağımı biliyorum. Dur sen. Anne ne yapacaksın? Ne oluyor ya? Kızını dövmeyen dizini dövermiş. Ay döveceğim kız seni. Ya anneciğim ne olur saçmama, hangi devirde yaşıyoruz? Ben sana ne diyeyim? Ha? Daha nişanı atalı 2 gün oldu. Başkalarıyla gezip bana söz getirme demedim mi ben sana? Ya anne bir dinlesene ya. Biz yeni tanışmadık ki Oktay'la. Oktay bizim şirketin sahibi. Ne? Evet. Benim ta ne zamandır peşimden koşuyordu Oktay. Ay ne harala güreleydi bütün gece. Sayenizde Zahide Hanım. Aa, neden benim sayemde? Ya hangi birini anlatayım Zahide ya? Bütün yemek boyunca Pelin'e surat asmanı mı? Anasına dik dik bakmanı mı? Hangi birini anlatayım ya? Ay tabii canım. Bir de yemeği beğenmeyip lahmacun söylemem var ki o da zurnanın zırt dediği yere denk geliyor. Niye lahmacun bayağı orijinal bir fikirdi bence ya. Sus sen. Bozuk tohum. Hepiniz Pelin'e ruhunuzu teslim ettiniz. Aile şerefini bir tek ben korudum. Bırak Allah aşkına Zahide ya. Bazen öyle münasebetsiz oluyorsun ki anlatamıyorum. Açtırma benim bayramlık ağzımı şimdi gece gece hazana. Bu memlekette münasebetsizlik yarışı olsa açık ara önde birinci olursun sen. Ne münasebet şimdi? Ay yeter. Üf, ay çok sıkıldım. Ay ben yatmaya gidiyorum. Uykum geldi son gün. Hadi yürü kız. Sen benimle yatacaksın bu gece. Nasıl olsa babam benim yanımda yatmayacak. Kalk. Ben de çok bayılıyordum. Bir şey mi dedin Hasan? Ya yok bir şey demiyorum ya. Hadi iyi geceler. Hadi ben de yatıyorum size. Pelinli rüyalar. Gir lan zevzek. Annem bu Pelin'i sevmeden biz abimi hayatta Pelin'le evlendiremeyiz. Ya kızım nasıl sevdireceğiz ya? Pelin deyince burnundan kıl aldırmıyor ki. Ya ben biliyorum var ya tanısa, birazcık tanısa Pelin'cim de Pelin'cim, Pelin'cim de Pelin'cim dolaşacak ortada. Nasıl yapacağız peki? Ya vallahi Pelin'i sevdirene kadar başının etini yiyeceğiz. Ananın başı öyle sert ki. O senin dediğin bir hafta sürer ha. İyi. Biz de o zaman bir hafta boyunca yeriz. Şimdi bu adam seni tavlamak için bütün numaraları yapmış diyorsun. E peki kızım, bu herifle niye görüşüyorsun? Halini acıdığım için. Ay acıdığım için diyor. Sen otur kendi haline acı. Demin söylemedin mi adam çapkın diye? Seninle de diğer kızlara yaptığı gibi 3 gün gezecek, dolaşacak, sonra vuracak tekmeyi. Akıllı ol kızım, akıllı ol. Ya anne bizim aramızda bir şey yok ki zaten.
Sadece o benim peşimde dolanıyor, o kadar. Ben de şirketten kovulmasında payım olduğu için gittim parka. Acıdığım için yani. Ay, hala acıdığım için diyor. Fidan, bundan sonra bu herifle kesinlikle görüşmeyeceksin. İşten çıkınca doğru eve. Ama anne. Bak, ya beni dinliyorsun ya da elime alıyorum o kılavayı gene. Anladın mı beni? Evet Saide ya. Geçen hafta da rezil ettin bizi ya. Kız bizi davet etti. Sen bütün gece suratını astın oturdun ya. Evet anne ya. Yani ben senin şüpheline karşı ön yargını anlayamıyorum. Öf, bir haftadır dır 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 dır. Ya Pelin'i tanımak istemiyorum. Aa. Ya anneciğim. Yani ne olur şuraya Pelin'i davet etsen, karşısında iki sohbet etsen. Ya anlayacaksın ne kadar iyi bir kız olduğunu. Evet Saide ya. Vallahi sana çok iyi gelin olacak bu kız ya. Ne olur bir şans versen. Hem var ya, aslında abim Pelin'den hoşlanıyor. Sırf sen böyle yapıyorsun diye söyleyemiyorum. Evet. Vallahi belki çocuğun kısmetini engelliyorsun Zahide. Yani. Aman! Üf! Boşta çenenizi yormayın. Ay zorla güzellik olmaz. Ya zorla olmasa estetik de olur. Ya Zahideciğim, ne var şu Fidan'a verdiğin şansın onda birini Pelin'e versen? Of, of tamam. Ay çağrı gelsin. Aa, vallahi be. Evet. Bir hafta sizin dır 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 dırınızı çekeceğime. Otururum şöyle karşılıklı iki saat, olur biter. Pişman olmayacaksın. Sana garanti veriyorum. Ben sana garanti veremiyorum ama Hasan. Heh. Bakalım Pelin Hanım ZGS sınavını başarıyla geçebilecek mi? Ha? Evet. Zahide'nin gelin sınavı. Ne sanıyorsun sen? Vakti zamanında Fidan'ı nasıl kabul ettim ben? Ya. Bampul kaç wattlık? 60. Olmaz, 100 takalım. Masada oturan müşterilerin gözleri rahatsız olmasın diye ben. Olmaz. Benim mekanım böyle şıkır şıkır olsun istiyorum ben. Tamam mı? Ne diyorsam onu koyalım. Hadi görüşürüz. Peki Pelin Hanım. Pelin Hanım. Ben bankaya gidiyorum. Oradan da vergi dairesine geçeceğim. Bir isteğiniz var mı? Yok, hayır. İşlerin bittikten sonra evine dönebilirsin. Ha, iyi olur vallahi. Ya. Tamam. Bu arada baba nasıl oldu? Hala konuşmuyor mu kimseyle? Vallahi bir haftadır tek kelime etmedi. Bir tek Necati ile konuşuyor. Necati? Balığı. Balığı. Ha. Balığı. Kolay gelsin. Bu mavi balinalar 8 ay hiç yemek yemezlermiş Necati, doğru mu? Yapma ya. 8 ay sonra da günde 3 ton yemek yerlermiş ha. Çayınızı getirdim Egemen Bey. Bugün nasılsınız? Allah'ım mesal verin. Allah aşkına benim ne kabahatim var da benimle konuşmuyorsunuz? Gördünüz mü Gence Hanım? Benimle konuşmuyor. Gördüm Remzi'yi, gördüm. Bu gidiş iyi gidiş değil. İyice aklını fikrini kaybetti. Ne demek istiyorsun Remziye? Sen benim kocama deli mi diyorsun? Bakın Gence Hanım, mutlaka bir hocaya okutmamız lazım. Bence Egemen Bey'in içine 3 harfliler girmiş. 3 harfliler mi? O ne ayol? Şeyler yani. Neler? Ama neme lazım, ben korkarım, isimlerini söyleyemem. Aman bir de senden uğraşmayayım şimdi. Neymiş o kocamın içine giren 3 harfliler, çabuk söyle. C.I.N. Cin girmiş. Saçma sapan konuşma Remziye.
Bak, bugün psikiyatrist arkadaşımı çağırdım buraya Egemen'i görmesi için. Yani Egemen gitmeyeceği için kızcağızı çağırdım buraya. Haberin olsun. Bana sorarsanız boş yere uğraşıyorsunuz. Bu işi çözse çözse hoca çözer. Benden söylemesin. Of. Ah Egemen. Ah. Tabii, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ay. Ne içersin? Yok, bir şey içmeyeceğim. Abi buralarda mı? Aa, yok, bankaya gitti. Onu mu görmeye gelmişti? Sana çok güzel haberlerim var ama abimin duymaması lazım. Aa, abinle mi ilgili yoksa? Anlatsana. Annemi nihayet ikna ettik. Neye? Ya seni daha iyi tanıması için. Bir haftadır babamla dil döküyoruz. Aa, ne anlattınız? Ya işte seni tanısa ne kadar seveceğini. Senden daha iyi bir gelin bulamayacağımızı Mahir'e falan anlattık. Sen şimdi bu akşamüstü bize gelebilir misin? Ha, gelirim tabii, gelirim. Ah, süper. Pelin, yalnız bilmen gereken bir şey var. Annem seni bir sınava tabi tutacak. Ne sınavı? ZGS. Zahide'nin gelin sınavı. Bu ne ya? Ya işte sen abime ne kadar uygun bir gelinsin. Hani oturmasını kalkmasını biliyor musun? Yemeğin temizliğin falan nasıl? Onlarla ilgili. Benim temizliğim falan iyidir. Ondan kesin geçerim. Ama ben diğerlerini bilmiyorum ki. Pelin, yani vallahi bunların hepsinden geçmen lazım. Yani annem vakti zamanında bu sınavları Fidan'a da yapmış. Fidan hepsini geçmiş. O geçtiyse ben hayli hayli geçerim. Ya tabii canım, senin ondan neyin eksik? Ha, bu arada bak ben sana ufak bir tüyo vereyim. Annemin bu sınavda en çok önemsediği şey şehriyeli pirinç pilavı. Fidan bu sınavdan 100 üzerinden 65 almış. Aa, bir de puan mı alıyoruz? Tabii canım, işte karne gibi bir şey bu. Sen biliyorsun değil mi pilav yapmayı? Hayır, ben pilav yapmayı bilmiyorum. Allah ya, mahvolduk Sabriye. Ya tamam tamam, sıkıntı yok, sakin ol. Ya ben sana yardım ederim anneme çaktırmadan. Ya, ama sen de sizin aşçıdan bir şeyler öğrenmeye bak. Aa, iyi fikir. Ben bugün bizim aşçıyla çalışayım o zaman. Ha, süper. Ha, bu arada bak ben seni sadece davet etmeye geldim ha. Senin bu sınav işinden falan haberin yok. Ha, yok yok, tamam, merak etme. Oktay Beyciğim, ben çıkıyorum. Güle güle ya. Oktay Beyciğim, hani şu dağınıklığı biraz halledecektiniz bu sabah? Ya ben düşündüm de zaten bu kadar şeyin altından kalkamam. Sen en iyisi bir temizlikçi tut. Benim bir temizlikçiye verecek param yok Oktay Bey. O zaman bana para ver. Yine mi 20 lira? Ya Süreyya, dün sana söyledim. 20 lira az. Ya bir pizza kaç lira biliyor musun sen? Bilmiyorum efendim. Ben ekmeğin fiyatını biliyorum. Az yiyin de uşak tutun kendinizi. Bak, 3 kuruş için kalbimi kırıyorsun ha. Ayrıca hatırladığım kadarıyla 6 ay önce ben sana zam yapmıştım. Senin paran olması lazım. Ha, siz başka bir Süreyya'ya yaptınız herhalde o zammı. 1,5 senedir zamsız çalışıyorum ben sayenizde. Yapma ya. Oldu mu o kadar? Zaten iliğimi kemiğimi kuruttunuz bir haftadır. Yeter artık. Yok para mara. Tamam Süreyya. Düşene bir tekme de sen vur. Tamam. Bu ne böyle? Kengir gibi, delik deşik olmuş. Al götür, Pelin Hanım görmesin. Peki efendim. Canbe. Burun adamın yazdığı dergiyi al. Gel böyle.
Bakalım ne yazmış Koray Bey. İnşallah tahmin ettiğim kadar kötü değildir. Hı, işte burada. Mahvolduk, bittik. Yazlık Parut'un belediye tarafından hemen kapatılması gerek diye yazmış. Saçmalamasın ya, öyle şey mi olur? Olur, görünce söylerim, saçmalamaz. Pelin Hanım bunu görmemeli. Can Bey. Ne öyle fısır fısır konuşuyorsunuz? Diyorduk ki, ne yettiniz de Yazlık Parut'u açtınız diyorduk. Siz böyle sallanmaya devam ederseniz kapatacağız ama. Hadi artık ya, işlerinizin başına. Konuşmayı keselim. Ben mutfağa gideyim. Emredersiniz Pelin Hanım. Süreyya Hanım, polis bey bunları bölüm müdürlerine imzalatmanızı istedi. Tamam. İyi misiniz? Bir şey mi oldu? Evde bazı problemlerim var. Aa, ne gibi problemler Süreyya Hanım? Oktay gibi. Adam sabahtan akşama kadar yatıyor. Arada uyanırsam bir karnını doyuruyor. Bilgisayar oyunu falan oynuyor. Sonra yine yat oğlum Osman, dokuz dönüm Osman. Yani evin halini bir görseniz çöp ev gibi. Bir bardağı alıp makineye koymuyor adam. Hani her gün benden aldığı 20 lira harçlıkla cabası. Ay siz bayağı dolmuşsunuz Süreyya Hanım ya. Nasıl dolmayayım Fidancığım ya? Yani kendini benim yerime koy bir dakika Allah aşkına. Yok ama karar verdim. Bu akşam evimden gitmesini isteyeceğim. Ama gidecek yeri olsa zaten giderdi Süreyya Hanım. Yazık çocuğa. Allah Allah. Ben Oktay'a acıdığım için bana kızıyordun hani. Ne oldu Hayriye'cim, bugün sağ tarafından mı kalktı? Ay ne bileyim, Süreyya Hanım öyle kovacağım deyince üzüldüm ben de. Vallahi uğraşamayacağım artık ben Oktay'la. Allah aşkına şunları barıştıralım, yoksa ben delireceğim. İyi de Süreyya Hanım, Hulusi Bey geri adım atmıyor biliyorsunuz, denedim. İşe Oktay'ı ikna etmekle başlasak. Yani Oktay'ı ikna ettik mi, onları bir şekilde yüz yüze getiririz. Hulusi Bey'i oldu bittiye mi getireceksiniz yani? Ne başka çaresi mi var Hayriye? Fidancığım, sen şimdi bugün işten biraz erken çık. Doğru benim eve git. Bir konuş şu Oktay'la. İyi de Oktay beni dinler mi ki? Şu sıralar senden başkasını dinleyeceğini sanmıyorum. Bu ekmeğiniz, bu da 200 gram beyaz peyniriniz. Borcum ne kadar? 4 lira. 4 lira. Aa, ben para almayı unuttum ya. Öyle mi? Bunu bizim Süreyya Hanım'ın hesabına veresiye olarak yazalım. Şu yan bloktaki Süreyya Hanım. Hah, o, evet. Neden? Ne demek neden canım? Süreyya Hanım benim teyzem olur da ondan. Birkaç gündür onda kalıyorum ben. Benim gözüm sizi bir yerden ısırıyor aslında. Galiba bir derginin kapağında gördüm. Ha, hatırladım. Siz şu ünlü iş adamı Oktay Berk değil misiniz? Ya ben kim? Ünlü iş adamı Oktay Berk kim? Doğru. Koskoca Oktay Berk benim dükkanıma gelip böyle veresiye alışveriş yapacak değil ya. Yani. Hadi hayırlı işler. Güle güle, güle güle. Cemile'cim, kusura bakmazsan şimdi seni Egemen'e üniversiteden bir arkadaşım olarak tanıştıracağım. Yani psikiyatrist olduğunu duyarsak belki ters tepki yapabilir. Tamam Gencay'cım, zaten ben şu an gözlemden başka bir şey yapamam Egemen'e. Tamam canım. Egemen'cim, seni bak kimle tanıştıracağım. Üniversiteden arkadaşım Cemile. Kendisi Ankara'dan gezmeye gelmiş, dönmeden önce bizi de ziyaret etmek istemiş. Merhaba Egemen Bey, nasılsınız? Egemen'cim, istersen sen de bir merhaba de Cemile'ye ha? Balıkları çok seviyorsunuz galiba Egemen Bey. Benim de bir çift gold lepistesim var. Arkadaşım Tayland'dan getirdi. İsterseniz sizin için de getirtebilirim.
sana durumu anlattım. Kendi gözlerinle de gördün zaten. Nesi var bu adamın? Anlayabildiğim kadarıyla kendi benliğini korumak, iç ve dış çatışmalardan daha az etkilenmek için olgun olmayan bir tür savunma mekanizması geliştirmiş. Egemen Bey, beyin rahatsızlığı geçirdi mi? Yok, hayır. Peki yakın zamanda böyle duygulanma hali yaşadı mı? Evet. Bir süre önce Pelin için çok üzüldü, çok. Muhtemelen bu yüzden olmalı. Kendini kilitlemiş. Kilitlemiş mi? Nereye kilitlemiş? Yani kendi duygularını, konuşmalarını, düşüncelerini, dürtülerini İslam dışı olarak kesmiş. Peki Cemile'ciğim, şimdi bu durumda biz ne yapacağız? Yani nasıl iyileştireceğiz Egemen'i? Birkaç görüşme yapmadan bir şey söyleyemem Gencer'cim. Egemen Bey'in muayeneme gelmesi gerekiyor. Fidan? Ne var ya? Niye beni ilk defa görüyormuşsun gibi bakıyorsun? Ne bileyim, seni görmeyi hiç umuyordum da. Başka birini mi bekliyordun yoksa? Mesela eski kırıklarından birini filan ha? Yok canım, ne alakası var? Gelsene içeri. Yani Oktay, hakikaten Süreyya'nın dediği kadar var. Çöp eve çevirmişsin. Evet, biraz dağınık ya ortalık. Otursana, gel. Hangi rüzgar attı seni buraya? Bırak şimdi rüzgarı falan da. Bu halin ne, onu söyle. Ne varmış halimde ya? Anlamamazlıktan gelme Oktay. Son bir haftadır iyice salmışsın. Ayrıca babandan ne zaman özür dileyeceksin? Anlaşıldı niye zahmet edip geldiğin. Artık özür dilesen diyorum babandan ha. Niye ben özür diliyorum ya? Bütün holdingin önünde, herkesin önünde beni rezil etti. Beni evlatlıktan attı. Niye ben özür diliyorum, anlamadım ben. Başına ne geldiyse senin aymazlığın yüzünden geldi bir kere. Hem o senin baban. Hadi yarın gel gidelim, özür dile. Hayatta gitmem. Barışmayacağım onunla. Sen de boşuna uğraşıyorsun, haberin olsun. Hay Allah'ım ya. İkiniz de çocuk gibisiniz ha. Saat kaç oldu, hala yok. Annem arıyor işte. Ben de merak etmiştim hala niye aramazdım. Bak, sakın ses çıkartma. Efendim anneciğim. Fidan kızım, neredesin sen? He? İşten çıkalı bir saat oldu. Ben daha işten çıkmadım ki anne. Yani tam çıkıyordum. Kapıdayken Hulusi Bey bana iş verdi. Bitireyim, bitirir bitirmez geleceğim. Bana bak. O zengin evle gezmiyorsun değil mi? Ay anne, nefes atsın. Benim burada göbeğim çatlıyor çalışmaktan. Yani sen neler düşünüyorsun? Aşk olsun anne. Anne öyle dik dik konuşma. Hadi çabuk gel, geç kalma. Bütün bunlar hep senin yüzünden oluyor, biliyorsun değil mi? Neye bakıyorsun öyle? Burnuna. Niye? Yamuk falan mı? Yok, Pinokyo gibi uzadı demin de ondan. Dalga geçmesene benimle. Benim gitmem lazım. Dur. Nereye gidiyorsun hemen? Bunalımdayım zaten. Seni de göremiyorum doğru dürüst. Beni görünce ne oluyor ki? Şey, nasıl anlatayım? İyi geliyorsun bana. İyi mi geliyorum sana? Evet.
mutlu oluyorum seni görünce. Şımarıyorum. Ve devamlı gülümseme isteği geliyor. Anlaman yine mükemmel. Ay ne yaptım ben Oktay Beyciğim? Evime geldim. Bu saatte eve mi gelinir Süreyya? Yok yok. Sana acilen bir koca bulmamız lazım. Hay yarabbim. Hay yarabbim. Konuş Nuri'cim. Dinliyorum seni. Sen geçen seferki buluşmamızda biraz daha bekleyelim. İşte birbirimizi biraz daha tanıyalım. Hemen evlenmeyelim dedin ama... hani benim bekleyecek gücüm kalmadı be Sabriye. Ben birbirimizi tanıyalım diyorum ki bu işin sonu mahkemede bitmesin, değil mi? Ama Sabriye'm yani ben daha sana kendimi nasıl anlatayım, nasıl tanıtayım bilmiyorum ki. Ya sen benim kaderimsin be Sabriye'm. Ya dünyadaki bütün sözlükleri bir araya toplasan yine de benim sana olan aşkımı anlatamaz yani. Ya o kadar diyorum, gerisini de sen anla artık. Ya Nuri'cim, diyelim ki ben tamam dedim. Ya babam beni sana hemen verir mi sanıyorsun? Ama geçen akşam düşüneceğim dedi. Onun düşünmesi var ya, seneler sürebilir. Of Sabriye'm ya. Yani seninle evlenmek, peri padişahının kızıyla evlenmekten daha zormuş. Senin yüzünden oldu Nuri. Eğer o şarkılı türkülü kız isteme olayını yapmasaydın hiçbir şey böyle olmayacaktı. ne yapacağız şimdi? Vallahi babamın gönlünü hoş tutacağız. Ya onun seni sevmesini sağlayacağız. Yapacağımız bu. Yani babanı ikna edersen benimle hemen evleneceksin, öyle mi? Anne. Bilincim ne yapıyorsun? Nasılsın? Bütün gün hiç aramadın. Zahide teyzelere gidiyorum anneciğim. Beni eve davet etmiş de. Zahide kim ayol? Mahir'in annesi. Geçen gece Parot'ta tanıştırmıştım ya sizi hani. Ay o kadın mı? Ne işin var onlarda? Ne demek ne işin var anne? Pardon ama... ben ne Mahir'in annesinden ne de ailesinden hiç haz etmedim evladım. Ya çok kırsallar. Anne. İnek mi bunlar ya? Ne kırsalı? Hem sen haz etsen de haz etmesen de bu gemi çoktan yol aldı bile. Nasıl yani? Nereye yol aldı? Evlilik yolunda anneciğim yol aldı. Olmaz Pelin. Sen Mahir'le evlenemezsin, anladın mı? Allah Allah, niye evlenemeyecekmişim? Yani evlenirsin de. Şu anda zamanı değil evladım. Anne, yine sen mızırdanmaya başladın ya. Hani sen benim mutluluğumu istiyordun? Hani sen Mahir'e karşı değildin? Ben Mahir'e karşı değilim yavrucuğum. Mahir'in ailesine karşıyım. Yani bak sen mutlu ol diye Mahir'le olan arkadaşlığına hiç ses çıkarmıyorum. Ama bir de aileler var değil mi? Ve o akşam gördüğüm kadarıyla Mahir'in ailesi bizim aileye hiç uygun değil. Hiç. Yeter artık anne ya. Ben bıktım artık senin bu bitmek tükenmek bilmeyen kıstaslarından ya. Ne halin varsa gör. Pelin. Pelin. Of. Kızın mı var, derdin var. Ay o kız değil mi bu? Fidan'ın dövdüğü kız işte. Ya ne bileyim ben Melia, yürü. Ay dur iki dakika yahu. Hoş geldin. Gel buyur.
Ay bunlar bu işi iyice ilerletmiş demek ki. Baksana kız böyle evin içine girip çıkıyorsa yani. Ya Meda, şu mahallenin insanlarıyla ilgilendiğinin onda biri kadar benimle ilgilen. Dişimi kıracağım vallahi be. Hadi yürü yürü. Ay bir dur ayol. Allah Allah. Ay Pelin'cim, yani bu kadar işin arasında bizi kırmayıp geldin. Çok teşekkür ederiz. Olur mu canım? Asıl ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Kızım, babaengiller nasıllar? Gerçi o akşam babanı da çok sinirlendirdik ya. Aa, olur mu? Siz sinirlendirmediniz. O başka bir şey sinirlenmişti. İyi vallahi, nasıl olsun Hasan amca. Sağlığı yerinde, keyfi yerinde. Aman aman, sağlık çok önemli kızım. Bak benim eklem romatizmalarım var, iltihaplı. Senelerdir çekiyorum ya. Öyle mi? Çok geçmiş olsun. Benim bildiğim bir doktor var. Bitkilerle tedavi ediyor. Bir ara isterseniz sizi oraya götüreyim ha? Çok iyi olur kızım. Sağ olasın. Gideriz. Olur. Zahide teyzeciğim, siz nasılsınız? Hamdolsun iyiyiz. Pelin kızım. Ay benim artık gidip mutfağa bir akşam yemeğini hazırlamam lazım. Aa Zahide, ne acelesi var ya? Bak misafir geldi, oturuyoruz şurada. Evet anneciğim, bak iki muhabbet edelim, yaparız sonra. Yok yok, sonraya bırakamam. Yok yok, bir an önce gidip yemeği yapayım ben. Mahir'in en sevdiği yemeği yapacağım bu akşam. Neymiş Mahir'in en sevdiği yemek acaba? Kuru fasulye pilav. Kuru fasulye hazır da pilavı yapacağım şimdi. Yani ayıp söylemesi, benim pilavım çok meşhurdur. Ne değil mi Hasan? Bak. Öyle herkes tutturamaz pilavı. Yani kolay değil. Verirseniz ben de size yardımcı olayım. Hatta pilavı ben yapayım Zahide teyze ha? Ya sen misafir geldin, şimdi sana pilav mı yaptıracağız Allah aşkına? Zahide? Hasan amcan doğru söylüyor. Hem sen şimdi yapamazsın pilavı, lapa mapa olur. Mahir bütün gece surat asar. Aa hiç çekemem. Ben yaparım. Aa olur mu? Benim de pilavım çok meşhurdu Zahide teyze. Hatta Harut da pilavı hep ben yaparım. Aa ne güzel pilavın var Pelin falan derler. Ya. Tamam. Oldu o zaman, bu akşam pilavı sen yap da bakalım. Hadi kalkın. Hadi bakalım. Kalkın. Haydi bakalım. Gel. Gel sen gel. Yağımızı güzelce eritiyoruz. Tenceremizde. Sonrasında o orada erirken ondan sonra pirinci almıyoruz. Tereyağımızı alıyoruz. Tereyağımızı takıyoruz. Aa, ne yaptın sen? Şehriye çorbası mı yapıyorsun? O ne öyle? Ben bol koyarım. Benim stilim böyle. Daha lezzetli oluyor şehriyesi bol olunca. Şöyle bir kavuruyoruz güzelce. Biz alıyoruz pirincimizi. Kızım senin ölçün ne? 85, 65, 85 derece teyzeciğim. O nasıl pilav ölçüsü öyle? Pirinç ölçüm 1'e 1,5. Ha iyi. Pirincimizi şimdi kızaran şehriyelerimizin içine dökmüyoruz. Ay iyi. Ben de dedim ki ay yıkamadan onu böyle nişastalı nişastalı içine atacağım. Olur mu canım, yıkamadan olur mu? Ben onları şimdi çok güzel yıkayacağım. Süzgeç nerede? Yıkayacağım. Su nerede var? Ayol orada musluk, orada yıka işte. Olmaz. Zahide teyze, musluk suyuyla olmaz. Niye olmuyor musluk suyuyla ayol? Çünkü mikrop dolu musluklarda. Damacana suya ihtiyacım var. Var mı Asabi'ye damacana su? Ne yapıyorsunuz lan? Maç mı yapıyorsunuz? At bakayım, at at at. Gel lan, gel gel gel. Hop.
Hadi ya. Pardon ya. Ya sen kasten mi yapıyorsun bunu ya? Ne kasteni kızım, yanlışlıkla geldi işte, görmedin mi? Allah'ım ya, beynim yerinden oynadı be, dikkat etsene biraz. Fidan pardon dedik ya. Pardon çıkalı var ya, eşekler çoğaldı senin gibi. Bak yine ağzını bozuyorsun ha. Bozdurma o zaman. Dikkat et hareketlerine, bozdurma. Bıktım ya senin bu tavırlarından. Asıl ben senden bıktım ya. Bundan sonra bir düzenleme yapalım da öyle karşılaşmayalım ha. Ne dersin? Eğer sen benimle konuşmak için yer aramasan, bahane aramasan... ...benim senin yaşadığından bile haberim olmayacak be. Ne? Kim, ben mi? Ne bahanesi be? Bir de anlamazlıktan geliyorsun değil mi? Benim otobüse bineceğim saatlerde otobüs durağına gelmeler. Yok eteğime laf söylemeler, böyle bakmalar filan. Benim yanımda sarı yılanla konuşmalar. Şimdi de gelmiş kafama top atıyorsun. Daha sayayım mı? Çık artık hayatımdan. Çık git. Ya Fidan biliyor musun? Asıl ben uçurumun kenarından dönmüşüm ya. Neredeyse seninle evleniyordum ben ya. Sen ne dırdırcı bir kızmışsın böyle. Allah korumuş beni vallahi. Asıl benim gidip Eyüp Sultan'da kurban kesmem lazım be. Senin gibi kalasla ömür mü geçer? Kalas mı? Bak Fidan, beni eskiler tanır, yeniler örnek alır. Senin gibi tanımayanlar da anca ibret alır kızım. Hay. Kardan adamların saltanatı, güneşi görene kadarmış canım. Kimmiş o güneş, sen mi? Bak sana şunu söylüyorum, bunu unutma. Ben yaşadıkça çıldıracaksın Fidan. Öyle mi canım? Kızım, ne yapıyorsun sen ya? Allah Allah. Ne gidiyorsunuz lan? Toplan hadi. Yürü. Eşkıya. Getir. Sorun değil Zahide teyze. Ben hemen temizlerim burayı. Ne yapıyorsun? O mutfak bezim. Tamam ziyan yok, ben zaten atacağım onu. Ay gitti güzelim mutfak bezim. Tertemiz mutfak bezimi atacağım buraya. Bak ben hazır elimdeymişken şuraları falan güzelce bir çamaşır suyuyla temizleyeyim. Bir hijyen bölgesi yaratayım. Benim mutfağım gayet hijyen. Allah Allah, daha yeni temizledim. Zahide teyze, yanlış anlama ama mutfaklar evin en mikroplu yerleridir. Mutfakların her gün iki kere silinmesi lazım. Yoksa hastalığa davet yok, mikroplar yemeklerin içine gider. Ben güzelce şöyle bir çamaşır suyuyla sileyim. Benim mutfağımda mikrop falan yok küçük hanım. Ben 4 tane çocuk büyüttüm bu yaşa kadar. Hiçbirisinde bir şey olmadı çok şükür. Pelin ya, pilav yanıyor. Cam, kapa kapa kapa. Sen niye bu kadar geç kaldın? Söyle bakayım. Ya anne telefonda söyledim ya Hulusi Bey iş verdi diye. Fidan, bana doğruyu söyle. O zengin herife gezmedin değil mi? Anne yeter artık. Ya orta yerimden çatlayacağım sana laf gelecek diye ya. Çok üstüme geliyorsun. Ben mi üstüne geliyorum? Aksine fazla rahatlıktan oluyor bütün bunlar. Ödün kopuyor değil mi sana benzemeyeceğim diye? Asıl senin ödün kopuyor bana benzeyeceğim diye. Anne ne olur git başımdan ya, sinirim tepemde zaten. Bana carcar bağırma öyle. O dilini koparırım alırım yerinden. Alırsın anne, evet onu da yaparsın sen. Bu ne ya? Hapishaneye döndü bu ev. Oldu olacak, beni odama da kilitle. Eğer beni daha fazla kızdırırsan onu da yaparım Fidan biliyorsun. Öf ya. Ay ne yapacağım ben bu kızla böyle? Kolay gelsin. Mahir hoş geldin. Canım. Ne yapıyorsun? İyi. İyi, güzel. Ne yapıyorsun kız? İyilik abicim. Senden ne haber? İyi ben de. Yemekte ne var? Vallahi kuru fasulye, pilav. Bir cacık da var mı? İyi, süpermiş, süper. Hoş geldin Mahir. Hoş bulduk. Yaparız mı? Pelin? Ne işin var senin burada ya? Sabriye çağırdı, geldim. Hadi git ellerini yıka, sofraya oturacağız.
işler çeviriyorsunuz ya? Abicim, onlar bize jest yaptı. Yemeğe çağırdılar ve biz de onu davet ettik. İyi tamam da bana niye haber vermiyorsunuz? Ay var işte haberin artık. Hem bu gece burada kalacak, haberin olsun. Burada mı kalacak? Kızım sen ne diyorsun? Annemle şimdi onlar birbirlerini yerler. Kan çıkar vallahi. Çıkmaz çıkmaz. Hem annem onu sınava tabi tutuyor şimdi. Sınav mı? Ha, ZGS. Zahide'nin gelin sınavı. Gelin sınavı. Kızım siz ne altlar çeviriyorsunuz ya? Mahir, yıkadın mı ellerini? Yıkamadım. Tamam, yıkıyorum şimdi, yıkıyorum. Daha ne eksik sofrada? Yok bir eksik sofrada. Gence Hanım. Efendim? Pelin telefon etti, bu gece Mahirler'de kalacakmış. Ne? Demek Pelin bu akşam Mahirler'e gitmiş ha? Mahirler'e gitmesi neyse de bir de gece orada kalacakmış ha? Olacak şey değil. Remzi'ye ne dersek diyelim en ufak bir tepki vermiyor. Pelin bu akşam Mahirler'de kalacakmış. Benim güzel kızımın o herifin evinde ne işi var? O insanlarla ne işi var Necati? Çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Artık hakikaten çıldıracağım. Anne. Pilav üstü yapar mısın kuruya? Ben koyarım. Şehriyeler falan yanmış. Aa. Evet anne sen iyice formdan düştün. O ne öyle ya? Anne kesin yaşlandın sen artık. Allah Allah. Ay pilavı ben yapmadım canım. Aa Pelin yaptı. Yanmış mı o? Ay çok üzüldüm. Ya aslında çok güzel olacaktı. Ama ben temizliğe dalınca altını yaktım. Maalesef gitti. Anne hep senin yüzünden oldu. Aa niye benim yüzümdenmiş? Kız ne güzel yapıyordu. Geldin başında durdun, heyecanlandırdın. Ya tamam, mesele yapmayın ya. Yanan kısmını sonra ben yerim. Eline sağlık güzel kızım. Teşekkür ederim Hasan amca. Tabii bazı şeyler doğuştan maharet ister. Öyle herkes de olmaz. Yani elinin lezzeti lazım. Mesela Fidan'ın pilavı... Zahide oradan su ver bana, su. Ay al benim suyumu iç. Ne oldu Hasan? Gıcık mı yaptın? Gel astımın mı tuttu? Bugün kimi Mahirlerin evine girerken gördüm? Bilin bakalım. Bize ne Meliha abla? Fidan. Kimi Mahirlerin evine girerken gördün Melih abla? Pelin'i gördüm.
birini Mahir'lerin evine girerken mi gördün? Ya görsen 40 yıllık ahbapları zannedersin. Bir sevgi, bir ihtimam. Allah yani. Yalaka şeyler, ne olacak? Anne. Ne var? Ya bize ne? Kimin evine kim giriyorsa girsin ya. Niye dedikodu yapıyorsunuz ki? Kızım bu dedikodu değil. Ben Zahide'ye de söyledim zaten. Dineyim ana para bunların. Ay Pelin zengin ya. Şimdi onun eteğini öpüyorlar. Ha bir de bu kız böyle bu eve girip çıkmaya başladıysa geçmiş olsun. Artık bunların arasındaki olay iyice ilerlemiş demektir vallahi. Ya var ya. Allah kimseyi sizin dilinize düşürmesin ha. Ne oldu Fidan? Doğruları söyleyince rahatsız mı oldun kızım? Ay Fatma abla, senin bu kız hala Mahir'i kıskanıyor mu ne? Canım ne kıskanacak? Bugün biraz atıştık da ondan böyle huysuz. Ha. Anladım. Hiç anlatmıyorsunuz. Nasıl gidiyor işler? Birlikte çalışabiliyorsunuz mu? Çalışıyoruz tabii baba. Niye çalışamayalım ya? Ya tabii çalışıyorsunuz da hani anlaşabiliyor musunuz diye sordum. İyi anlaşıyoruz Hasan amca. İyi ki Mahir kabul etti benimle çalışmayı. O olmasaydı ben bu işin altından kalkamazdım tek başıma. Ya hadi şimdi senin de hamurunda varmış yani. İltifat olarak kabul ediyorum.
Yo, iltifat etmiyorum ya, gerçekleri söylüyorum. Peki, teşekkür ederim o zaman. Yemekten sonra şöyle bol köpüklü bir kahve olsa da içsek. Vallahi ben içmeyeceğim ya kahve. Ben de. Ben de içmeyeceğim. Allah Allah, Hasan'la biz içeriz değil mi Hasan? Ne olur, içelim. Sabriye, kalk kız. Kahve yap bize hadi. Ben yaparım, ben yaparım Zade teyze. Emin misin Pelin'cim, ha? Bu da pilav gibi böyle dibine tutmasın kahve, ha? Yok yok, tutmaz. Güzel yaparım ben kahveyi. İyi, ben gelmedim o zaman sana Pelin'cim. Beraber halledelim. Mahalle gidin bakalım. Songül, kalk kız koş. Peşlerinden git. Sabriye mi yapacak kahveyi Pelin mi? Git bana söyle. Tamam, hadi. Ya anne, amacın ne senin? Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Allah Allah. Canım kahve istedi, ne var yani? Ya ben onu demiyorum. Bu sınav mevzusunu falan diyorum yani. Kendi kendine bu işlere kalkışmışsın sen. Ben sana dedim mi bu kızı istiyorum anne? Ha? Üstelik ortada öyle bir şey de yok. Yok mu yani? Evet ya, ben de hep filmlerdeki gibi mutlusu olacak sanıyordum. Ne alaka? Ya yok öyle bir şey oğlum, yok öyle bir şey diyorum size işte. Hasan bak, yok öyle bir şey diyor çocuk. Yokmuş öyle bir şey. Mela dur, kıpraşma dur. Ay, ne yapıyorsun Gültekin? Bu tarihanı ölümsüzleştiriyorum. Sen daha önce hiç ütü yapmamıştın değil mi Mela? Allah cezanı versin Gültekin. Kabahat bende tabii ama. Bıraksaydın buruşuk gömlekle gitseydin yarın toplantıya da rezil olsaydın, görseydin gününü. Yok arkadaş yok. Ben bu fotoğrafı çerçeveletip duvarıma asarım. Ay Gültekin, hiç mi merak etmiyorsun bu yapımcı bizi yarın niye çağırıyor diye? Bak ben sana söyleyeyim. Kesin bizden program falan isteyecek bunlar Gültekin. Yok ya, korku filmi yapacaklarmış. Garipler Sokağı'nda kabus. Başrollerde de Melih Akkaban. İtinayla ara bozulur, fitne fücür sokulur. Ne biçim konuşuyorsun sen be? Gidip fidanların evini karıştırmandan bahsediyorum Melih. Ben hiçbir şey karıştırmış falan değilim Gültekin. Ben sadece bilgi verdim. Bilgi almak onların da hakkı, tamam mı? Allah Allah! Sen haber televizyonu musun? Belki bilgi almak istemiyorlar, olamaz mı yani? Kere, Pelin'in adını duyduğu zaman fidanın suratını görseydin böyle konuşmazdın ama Gültekin. Oho! Ben diyorum maşrapa, sen diyorsun kaç para. Sağ ol güzel kızım. Ellerine sağlık. Bu sene podyumlara damgasını vuran defileler birbiriyle yarışıyor adeta. Az sonra. Köprüyü de kaçmış ama neyse. Ya Zahide, sanki her akşam köpüklü kahve içiyorsun da. Hasan, sen bana sardın galiba bu gece. Hı? Zahide, ben mi sana sardım, sen mi başkalarına sardın, iyi düşün. 2011 yaz kreasyonlarının en gözdesi mini mini etekler. Aa, şu hale bak, her tarafları meydanda bunların. Anne ne var ya, Allah Allah. Allah'ın verdiğini kuldan saklamıyorlar işte, ne güzel. Ne var bunda ha? Sonra frikik verdi diye bas bas bağırıyor bu hatunlar, reklamlarını yapıyorlar. E tabii sen dibi ne kadar açarsan frikik de verirsin. Penaltıda. Aslında normal bir etek boyu Zahide teyze, çok kısa değil o. Diyorsun yani. Senin için normal bu etek, öyle mi? Hı, evet evet, o kadar kısa değil. Ay nasıl kısa değil ayol bu? Ha? Minicik, minicik dedi, mini minnacık. Bak nahna bu kadar etek. Ben aslında miniciyim. Mini eteği seviyorum. Ne? Ha yok hayır. Ben kendim için değil. Böyle genç kızlar falan giyiyorlar ya, tabii yerine göre öyle. Ben hep uzun giyerim Zahide teyze. Bugün öyle giymişim. Ya. Bunu öğrendim, iyi oldu Pelin. Yani. Zahide, Pelin'e etek mi alacaksın yoksa? Hayır Hasan, aslında sana etek almayı düşünüyorum. İskoç gezersin evde.
Yaz da geldi. Oh, ferah ferah. Süreyya, vursana biraz bana. Bu ne ya? Zor tutuyorum esasında vurmamak için. Ne dedin? Yok yani ben dedim. Oynayamam ben dedim. Oktay Bey, beceremiyorum işte. Çok sıkıcısın Süreyya. Fidan ne güzel 2 dakikada kapmıştı. O zaman Fidan'ı çağırın Oktay Bey. Ben uğraşamayacağım sizle. Keşke. Annesi gardiyan gibi tepesinde. Ben evden çıkamıyorum, 5 kuruş param yok. Sen de çok sıkıcısın. Tamam Oktay Bey, bitti bu iş. Ne yani? Kovuyor musun beni? Hayır, ben ablamın evine gidiyorum. Tamam Süreyya, özür dilerim. Gitme, kal. Hayır, bu evde 1 dakika bile duramam. Ben valizlerimi hazırlayacağım. Gerçekten gidiyor ya. Ne var? Ne biçim telefon açıyorsun ya? Nazik olsana biraz. Bak annem tuvaletten çıkmadan önce 30 saniyem var konuşman için. Ona göre. Ya Süreyya ablasının evine gitti. Çok yalnızım. Kaçırdın mı sonunda kadını? Ne yaptın? Salonda mangal falan mı? Ha 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 ha. Üzerime gelme. Ölüyorum diyorum yalnızlıktan ya. Ya. Çok üzüldüm Hayriyeciğim be. Vallahi geçmiş olsun. Attınız demek nişanı. Hayriye mi? Ha. Yani ben zaten daha normal olan erkeğe rastlamadım. Hepsi dangalak canım. Annen mi yanında? Ha, evet. Annem de aynen öyle söylüyor. Selam söyle. Hayriye'nin selamı var anneciğim. Sen de söyle. Duydun mu? Annemin de sana selamı var. Elini öpmeye gelirim yakında. Oldu Hayriyeciğim. Ben yatıyorum. İyi geceler sana. Dur dur. Bir şey soracağım sana. Sor Hayriye, sor. Saçlarımı kiremit rengine boyatayım diyorum. Ne dersin? Saçları mı? Meşe odunlu rengi yapsana Hayriyeciğim. Tam sana göre. Çok yakışır. İyi tamam be. Kapatıyorum. Arayayım diye çok beklersin ama. Aramayacağım seni. Nerede o günler be Hayriyeciğim? Nerede? Hadi iyi geceler. Sana da. Fidan, bu Hayriye'yi bir tanıştırmadın benle kızım. Bir akşam çağır da bir tanıyayım. Çağırırım anneciğim. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Pelin, yatağın hazır. İstediğin zaman yatabilirsin. Biz de zaten yatıyoruz ha. Ben böyle yerde mi yatacağım? Evet. Ben yerde yatamam ama. Niye? Çünkü gece uyurken böcekler falan gelir. Ben yapamam. Aa! Ben bu evde 25 yıldır oturuyorum. Şimdiye kadar daha nah bu kadar böcecik bile görmedim. Tamam anne ya, yaparız şu koltuğa yatağını. İyi tamam anne, bir müsaade. Hadi hadi, al. Tamam, hadi şöyle. Bir çarşafı da serersin. Ben de bunu alayım. Tamam, iyi geceler. Hadi. İyi geceler. İyi geceler Mahir. Hadi tamam Mahir, çık hadi çık sen. Aşağı odana git. Çabuk çabuk çarşafları da serin. Thank you.
Hadi. Ben de yatıyorum. Hadi iyi uykular. Yalnız o ışığı kapatmayalım Zahide teyze. Neden? Çünkü ben karanlıkta uyuyamam. Nasıl yani? Yani bütün gece ışık açık mı kalacak sabaha kadar? Mümkünse evet. Vallahi iki günde batırırsın sen kocanı. Bizim evde ışıklar yatarken kapatılır. Nah, böyle. Hadi bakalım, hadi. Hadi Sabriye odana. Hadi. Bana bak, başucunu da kapat. Hadi iyi uykular. Yat. Kapa gözlerini. Ne yapıyorsun Zahide? Puanlama yapıyorum Hasan. Temizlik. Vallahi Allah için temizlik konusunda çok iyiydi. Hatta biraz fazla titizdi. Onun için tam puan veremeyeceğim. Mutfağıma da laf etti. 100 üstünden 70. Evet. Ya Zahide, yatıyor Allah aşkına ya. Oturma kalkma. Oturma kalkma 50. Ya vallahi bunu anlayamadım ha. Bu oturma kalkma ne? Bu kız herkes gibi oturuyor. Niye 50? Hasan, otururken bacaklarının açısı nasıl mesela? Eteğini topluyor mu? Yürürken böyle kırıtıyor mu? Bütün bunlar çok önemli puanlama için. Ben de onları düşünüp böyle bir genel puanlama yaptım. Ya Zahide, acaba kim seni puanlayacak? Hasan, beni zamanında anam puanlamıştı, hatırlatırım. Çok çektim ben anandan. Açtırma şimdi benim o ağzımı. Ya madem sen çektin, şimdi niye başkalarına çektiriyorsun? Üff, ay vıdı 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 konuşma, beynimi yedin. Kafam karışıyor. Sus. El ayak. Ay ayaklarını da görmedim, nasıldı acaba? El ayak mı? O ne ya? Ay inanamıyorum Hasan, ne kadar rahatsın. Ha? Ya ayakları çirkinse? Böyle ayak parmakları at gibi uzun uzunsa ha? Ben nasıl evlendiririm dünyalar güzeli oğlumu o çirkin ayaklı kızla? Ya Zahide, olmadı ben yarın bir deve bulayım. Bu kız bu deveyi hendekten atlatsın. Olur mu? Olur, tamam. Pelin'e de sorarsın, tamam mı? Boynun neden eğri öyle diye. Çok iyi olur. Of of, yatıyor Zahide ya. Senin daha çok işin var. Hadi Allah rahatlık versin. Tamam hadi uyu. Ört üstünü, üşürsün sen. Ört. Tırnak saç. Salak Pelin. Niye gece yatısına kalıyorsun ki sen? Böceklerle, öcülerle beraber otur sabaha kadar da aklın başına gelsin. Kim var orada? Fare mi var yoksa bu evde? Ay yok yok, fare yoktur. Niye olsun ki fare? Sen kafandan uyduruyorsun bu sesleri Pelin. Evet, kafandan uyduruyorsun. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Ay bu da ne? Ay yarabbim, öcü geliyor, öcü. Saçmalama Pelin. Öcü diye bir şey yok. Çocuk musun sen? Allah'ım yaklaşıyor. Allah'ım bana doğru geliyor. Günaydın Pelin abla. Pelin abla. Pelin abla. Pelin abla. Ay. Songül sen misin? Sen böyle mi uyudun bütün gece? Evet, benim garip uyuma şekillerim vardır. Anlaşılıyor. Ben markete gideceğim de kahvaltılık bir şeyler almaya, sen de gelmek ister misin benimle? Ha olur. Tamam, ben de geleyim.
Kahvaltıyı ben hazırlarım. Zahide teyzemden puan toplarım. Dur sen. Gideyim elimi yüzümü yıkayayım da bir gelme. Fidan, zeytin kalmamış. Tamam anne, akşam gelirken alırım. Ay ne akşamı kızım? Kahvaltı yapacağız şimdi. Anne bir kere de zeytinsiz yap, ne olacak ki? Kızım sırf zeytin değil, peynir de kalmamış, toz şeker azalmış. Hadi tembellik yapma, git al şunları. Ben çay koydum. Ya yemin ederim ayrı eve çıkacağım ya. Yavaş çık da başın dönmesin Fidan Hanım. Of, durduk yerde sinirimi zıplattı gene. Ferin abla, bu kadar peynir fazla olmadı mı ya? Yeter mi diyorsun? İyi tamam. Aa bak ben diyorum ki krep yapalım, un alayım ben. Sen? Evet ben. Sarı yılan. Çiyan. Yediğin dayak yetmedi anlaşılan sana. Pardon, duyamadım. Galiba korkudan biraz böyle sesin kısık geliyor. Anlamıyorum. Sen yediğin dayaktan sağır oldun herhalde. O yüzden duymuyorsundur. Bana bak, ben senin seviyene inmedim tamam mı? Ben de bilirdim suratının ortasına iki tane çakmayı. Ha, hadi çaksana. Senin oyununa gelmeyeceğim. Ben çok farklı bir şekilde büyütüldüm, şiddete karşıyım. Şuna yemiyor, korkudan altıma yapıyorum desene sen. Bana bak, ağzını topla yoksa. Yoksa ne? Ben toplamasını bilirim. Toplasa da der, topla da görelim hadi. Bayanlar. Derdiniz neyse içeride halledin. Çık dışarı, çık. Hadi bakalım. Hadi, hadi ağzımı toplayacaksın, topla da görelim hadi. Bana yaptıklarından dolayı gününü göreceksin şimdi. Öyle mi? Evet, öyle. Sarı yılan. Kaçıyor. Gösterin ben sana. Kaç! Sen. Anne! Annemi! Anneni mi çağırdın korkudan? Çabuk arabaya, çabuk! Anne, sen ne arıyorsun burada ya? Arabaya dedim Pelin. Anne git buradan. Hadi koş canım, hadi koş, annene koş, hadi hadi. Bana bak, anneme dua et. Yoksa çok pis benzetirdim ben seni. Tabii tabii. Sus! Bir daha karşıma çıkacaksın. Bu gözleri unutma. Bekliyorum sabırsızlıkla. Çık. Ne bakıyorsun kız? Yürü git evine çabuk. Hadi. Kızım ne yapıyor diye merak edip buralara kadar geliyorum. Karşılaştığım manzaraya bak. Kimdi o kavga ettiğin kız? Mahir'in eski nişanlısı. Evlerinde kaldığın yetmedi. Bir de eski nişanlısına saldırıyorsun oğlanın öyle mi? Olacak şey değil. Evladım, yavrum. Biz seni böyle mi yetiştirdik ha? Anne, siz beni ürkek, tırsak, kendine güvensiz. Böyle yetiştirdiniz. Bırakın bari ben düzeltmeye çalışayım bu durumu. İnşallah Fidan'dır ya. Kim ya? Efendim? Oktay? Aa, tanımadın mı? Ayça ben. Ha, tamam Ayça. Ha.
Hangi Ayça ya? Aa, hangi Ayça olacak? Marmaris'teki şekerin. Hani bir gece kumsalda delice. Anladın sen. Marmaris'teki şekerim. Aa, tabii hatırladım canım. Hatırlamaz mıyım? İstanbul'dayım ben. Dedim şöyle bir okutamı arayayım. Deliririz biraz. Hani gerçi burada kumsal falan yok ama. Ya ben biraz meşgulüm de. Yok öyle delirecek falan vaktim. Oo, vay vay vay. Okutamın delirecek vakti yok demek. Ne oldu oğlum? Evlendin mi yoksa? Yok canım. Ne evlenmesi? Ya toplantılar, işler, güçler falan çok yoruldum. Attım kendimi eve, dinleniyorum biraz. Hadi ya. Tüh. Ay ben de İstanbul gecelerine filan akarız. Skandal yaratırız. E biraz da medyaya malzeme filan oluruz diye düşünmüştüm. Hay Allah. Ayça ya. Aradığın iyi oldu aslında. Senden bir şey isteyeceğim. Yapar mısın? Aa, senin için yapmaz mıyım? Senin için dağları bile delirim ben. Söyle Oktucuğum. Ya benim biraz paraya ihtiyacım var. Bana borç verir misin? Ne? Aa, Oktay. Dalga mı geçiyorsun? Ya yok, gayet ciddiyim. Ya bir şey oldu, benim hesaplarım bloke oldu birkaç günlüğüne. Uzun hikaye, sonra anlatırım. Bana para getirebilir misin sen? Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka falan yapmıyorum Ayça. Paraya ihtiyacım var acilen. Ya 500 lira, 1000 lira ne varsa olur. Ay tamam tamam, anlaşıldı, ciddisin sen. Neyse, bunun altından güzel bir şeyler çıkacağı benziyor. Çılgın seni. Yok çılgınlık filan Ayça, yok. İyi tamam. Sen bana adresin, mesaj at, getiririm. Heh, tamam. Canım ya. Yalnız benim halletmem gereken bazı işlerim var. Beni 1-2 saat bekleyebilir misin? Tamam tamam, sen parayı getir de. Aa tamam şekercim, hadi öpüyorum seni, bay bay. Günaydın efendim. Günaydın kızım. Vallahi her sabah ben size mahcup oluyorum böyle. Niye ki? O kadar erken geliyorsunuz ki. Ben mesai saatimden yarım saat önce de gelsem yine de sizi işinizin başında buluyorum. Kızım bu holding yan gelip yatmakla gelmedi bugünlere. Bana bir emriniz yoksa ben işimin başına döneyim efendim. Yok kızım. Şey efendim, eğer zamanınız varsa sizinle konuşabilir miyim? Olur. Geç otur şöyle. Biliyorum, bana yine kızacaksınız ama... Dur önce tahmin edeyim. Eğer ortada beni kızdıracak bir şey varsa... kesinlikle konu Oktay'dır. Oktay çok üzgün efendim. Dün görüştüm ben onunla, ağlıyordu. Ağlıyor mu? Koca herif olacak bir de. Yani ağlıyor derken içi kan ağlıyor anlamında. Çok pişman. Yani ben babama ayıp ettim. Öyle şeyler söylememeliydim diyor. Madem o kadar üzgün, gelsin buraya özür dilesin. Bayır turbu. Gelemiyor çünkü sizden korkuyor efendim. Yani babam beni yine döver. Herkesin ortasına rezil eder. Bir daha insan içine çıkamam diyor. Döver mi? Canım o kadar da değil. Gerçi ağzıma geleni söylerim, lafımı esirgemem ama. İşte o da bundan korkuyor. Yani diyorum ki, hani siz babası olarak affetseniz. Yani ben şimdi onun ayağına mı gideceğim beyefendinin? Öyle düşünmeyelim. Yani ortada buluşmak diyelim. Şimdi o sizden korkup gelemiyor ya. Siz de gidip barışmazsanız, yani bu hep böyle mi olacak? Ömür boyu küs mü kalacaksınız efendim? Şimdi ben sana hayır desem, her gün gelip başımın etini yiyeceksin. Evet. Peki, öğleden sonra giderim. Ama madem bir sen ara buluculuk yapıyorsun, sen de benimle geleceksin. Ben tek başıma görüşmem. Peki efendim. Hadi şimdi doğru işinin başına. Ne dedi?
Vallahi birkaç yalan söylemek zorunda kaldım ben ama galiba ikna ettim Hulusi Bey'i. Öğleden sonra gidiyoruz Oktay'a. Oh şükür. Hadi şimdi Oktay Bey'i arayalım. Evi biraz derleyip toparlasın, çeki düzen versin. Bence aramasak daha iyi. Yani barışmayacağım diyordu ya bu. Şimdi evden falan kaçar. Biz direkt habersiz gidelim, görüşmek zorunda kalsın. Doğru diyorsun. Yani Pelin pes vallahi, ben sana ne diyeyim ki artık? Sen niye her gördüğünde bu fidana saldırıyorsun ki ya? Ya ben dalaşmıyorum. O beni gördüğünde her seferinde dayılanıyor ya. Pis pis konuşuyor. E tamam bulaşma sen de geç git. Ama benim ağrıma gidiyor söylediği laflar. Evdekiler ne söyledi? Ne desinler, babamın hoşuna gitti tabii yani fidanla dalaşma. Zahide teyze tabii direkt notumu kırdı değil mi? Ne yani, sen şimdi asıl mevzuyu biliyor muydun? Zahide teyzenin beni sınava soktuğunu mu? Biliyorum. Sabriye söylemişti. Yani bunu bile bile bize geldin öyle mi? Evet. E hani sen beni sevmiyordun? Ne işin var ki annemin gelin sınavında? Ya Zahide teyzenin sınavı evrensel bir sınav. Annemin nesi evrensel Pelin ya? Olur mu? O da dünyadaki diğer anneler gibi bir anne. Yani illa seninle evlenmem gerekmiyor. Ben merak ettim acaba ben bu sınavı geçebilecek miyim diye. Ha, sırf kendini denemek için geldin yani. Evet. TOEFL gibi bir şey. Burada giriyorsun, İngiltere'de de geçiyor. TOEFL ne ya? TOEFL değil, TOEFL. İyi öyle olsun, anlamadım ama öyle olsun. Pilav 35. Türk kahvesi 50. Ne Zahide? Pelin ZGS sınavından kaç aldı? Eğer fidanla sokak ortasında kavga etmeseydi bayağı bir iyi not alacaktı benden ama kanaat notunu bu bayağı düşürecek. Yani? Yani ortalamayı daha tam çıkaramadım Hasan. Çıkaramadım. Ay anneciğim ya. Yani kızın girmediği sınav kalmadı. Hala ortalama diyorsun. Kızım baksana burada bir sayfa dolusu şey var. Ütü, çamaşır, örgü, dantel. Oo! Daha hamama götüreceğim. Ay fidanı da götürmüştüm zamanında. Hamama mı? O ne ya? Allah Allah. Orasına burasına bakacağız herhalde değil mi? Ay anne bu devirde hamam mı kaldı ya? Tamam işte güzel kız Pelin. Güzel müzel. Ben kendi gözümle göreceğim malı o kadar. Malı mı? Şuş be ya. Koyun mu alıyorsun Zahide? Anlamadığın işlere karışmasın Hasan. Ne halin varsa gör Zahide ya. Sana söyleyecek bir tek lafım kalmadı ya. Tamam tamam iyi. Ay sen niye ayaklandın? Zahide ağrılarım çok arttı ya. Eczaneye gideceğim. İyi sen haplarını al. Uyu. Gel 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 şimdi bak burada ne oturma kalkma. Edepli davranış. 80. Ne 80 ayol? Saç sese baş başa yol uçtuk kızla. 32. Ay anne ya. 32 tabii. Çok acımasızsın ya. Sen karışma. La havle. Nuri, gelme üstüme. Vermeyeceğim Sabriye'yi sana. Ya Hasan amca, ben o yüzden gelmedim ki ya. Ben seni görmeye geldim. Beni görmeye geldin? Ha. Ya sen Sabriye'yi istemek dışında beni niye görmeye gelesin Nuri? Ya Hasan amca, şimdi ayıp ettin ha. Ya ben seni o kadar çok severim, sen benim kalbimi kırıyorsun ya. Dua et, kafanı kırmıyorum ha. Ya Hasan amca, Hasan amca. Nereye gidiyorsun sen böyle? Sana ne Nuri? Ya Hasan amca, o yüzden demiyorum ya. Yani nereye gideceksen bırakayım manasında söyledim. Ben de o tarafa doğru gideceğim çünkü. Bırakacaksın ha? He. Peki Nuri, eczaneye gidiyorum. Ya ne demek Hasan amca, sen niye tatlı canını üzüyorsun? Geçsene şöyle. Ya geç Allah aşkına, geç ya.
Buyurun, iki yumurta bir ekmek. Sağ ol. Borcum ne kadar? 3 lira. Süreyya teyzemin hesabına yazıverin. Maalesef yazamıyoruz. Süreyya Hanım dün hesabı kapattı. Yapma ya. Bak şu halamın yaptığına. Hala mı? Teyze dememiş miydiniz? Ya hala teyze ne fark eder ki? Neyse ben bunların parasını yarın getiririm. Olmaz mı? Olmaz. Ne malum beni kandırmadınız? 3 lira için mi kandıracağım sizi? Ayıp ediyorsunuz ha. 3 lira nedir ki canım? Borcunuz şu konumuzdaki pahalı saatte ödeyebilirsiniz. Ne yani? 3 lira için 4000 dolarlık saati vereceğim size öyle mi? Evet. Yuh! Yuh! Yuh size! Sizin bu yaptığınıza dümdüz uyanıklık denir. Peki size ne derler Oktay Bey? Oktay Bey mi? Evet. Süreyya Hanım bana her şeyi anlattı. Ya saati bırakırsınız ya da onları. Aç olmasam var ya. Al. Evet. 3 liraya getirdiğinizde saati alırsınız. Anlaştık mı? Öyle olsun bakalım. İlaçlar tamam Nuri. Şimdi de pazara uğrayalım. Bu saatte ucuzlamıştır pazar. Hemen Hasan amca. Hasan amca. Ya geçen Sabriye ile konuştum da. Babam evet derse dedi. Nuri. Vermeyeceğim. Anlıyorum. Hadi bakalım yallah. Bir zamanlar kral idin Mısır'a, şimdi pabuç oldun elin bakkalına. Buyurun, birine mi bakmıştınız? Merhaba, tanımadın mı? Ben Ayça. Ha Ayça, tanımaz mıyım? Şaka yapıyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelsene. Sağ ol, oğlum bu ne ya? At mı besliyorsun burada? Ha, temizlikçi gelemedi de bu hafta. Gel otur. Ay, kıyafetin de çok şıkmış. Nasıl bir fantezi bu ya? Fantazisi Ayça. Yok fantazi mantazi. Olsun ama ben yine de hazırlıklı geldim. İyi yapmışım. Parayı getirdin mi bari? Ne parası? Para istedim senden Ayça. Aa, o şaka değil miydi? Hayatımda bir kişi beni ciddiye alsın ya. Ama hayatım, hayatta paradan daha önemli olan şeyler var. Benim için paradan daha önemli hiçbir şey yok şu anda. Öyle mi? Ayça. Yanlış anlamı oldu galiba. Yok, yanlış anlamı falan yok. Ama ben masum Oktay Berk'i çok sevdim. Gel buraya. Ayça, ben gerçekten istemiyorum ama. Ama ben istiyorum. Güzel hatırın olmasa dünyada gelmezdi bu bayır turbunun ayağına. Bak kıymetini bil. Sağ olun efendim. İnanın pişman olmayacaksınız. Otuz iki aydır senin hayalini kuruyorum. Çok tatlısın. Gel buraya. Yapma lütfen. Bak canını yakmak zorunda kalacağım ama. Acıt. Zaten ben de bunu istiyorum. Bu akşam unutamayacağın şeyler yaşatacağım sana. Oktay! Baba!